baskı var. Bastım, bastım. Ne diyor? Öğrendikten sonra projesini hemen yaptırırız bir şekilde. Aramızda belediye mevcutlarının içerisinde inşaat mühendisi arkadaşlarımız da var. Ona para harcattırmayız sizlere, onu bedava istediriz. Okulun temelini atmak istiyoruz. Çünkü bütün kilis bunu bekliyor. Sevgili kilisliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yarın 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Tüm kilislilerimizin, emekçilerimizin bu mikrofon aracılığıyla da dünyadaki bütün emekçilerin bayramını yürekten kutluyorum. Hakan Başkan ve İl Başkanımız birkaç kez Ankara'ya geldiler. Her seferinde yerel yönetimlerden sorumlu olmam dolayısıyla da bizi ziyaret ettiler. Başka aday arkadaşlarımızla da geldi. Görüşmeler yaptık. Biz bu dönemde değerli arkadaşlar, bilimin yol göstericiliğine çok inandık. Saha araştırmalarımızda kesinlikle duygusallık egemen değildi. Her adayı anketlerle sorduk. Hangi adayın kazanma potansiyeli var? Hangi adayla kazanabiliriz? Hangi adayla kiliste uzun bir aradan sonra rahmetli belediye başkanımızın bıraktığı yerde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini sürdürebiliriz arayışında? Sadece kilis için değil tabii. Türkiye'nin 1393 seçim çevresinden 1150'sinde aday gösterdi. Kiliste evinde hasta yatağında dışarı çıkmaktan mahrum bir hastamız var ve ona bakan eşi, kızı, aile bundan dolayı sokağa bile çıkamıyor ise Kilis Belediyesi o kişiyi bulacak, tedavisini yaptıracak, o evin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda dayanışma ve duygusunu en üst seviyede. Az bir nüfus için bu kadar yüksek bir çalışan sayısı son derece yüksek. Yani belediye bu kadar çalışanın ücretini ancak paylarını alarak ödeyebilir. O nedenle hem çalışanların etkin ve verimli çalışması hem yeni istihdam alanları açılarak bu insanların belediyeye hangi amaç için girmişlerse o amaç etrafında çalışmalarının sağlanması gerekir. Biz emeğin ve emekçinin yanındayız. Yarın 1 Mayıs hiçbir çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında işinden ve ekmeğinden olmaz. Ama ocak başkanı, dernek başkanı, vakıf başkanı, cemaat üyesi, partinin gençlik kolu başkanı adı altında bu belediyede maaş alan ve işe gelmeden bankamatik çalışanlar varsa sadece Kilis'te değil Türkiye'nin her yerinde biz emeğin hakkını savunurken çalışmadan fakir fukaranın, yetim gurabanın hakkının alınmasına da asla müsaade edemeyiz. Halk Partisi'nin halkçı ve kamucu, toplumcu belediyeci anlayışı refahın toplumun bütün bireylere adil ve eşit dağıtılmasını sağlar. Bunu sağlarken de dezavantajlı gruplar dediğimiz yaşlılar, engelliler, kadınlar, Kilis gibi Suriye'deki meydana gelen iç savaş sonrası son derece çok göç ve sığınmacı barındıran şehirlerimizin ayrı bir statüde değerlendirilmesi ve onlarla ilgili asla kesinlikle yapılmaması gerekir. Bakın her